Said Faik Abasıyanık Hallaç Vapurdan çıkarken onu fark etmiştim. Omzundaki dikkatimi çekmişti. Her zaman yanılırım. O omzundaki şeyi bir musiki aletine, bir eski zaman okuna benzetirdim de, hallacın kirişiydi. Yine öyle oldu. Görmediğim, bilmediğim bir musiki aletiyle, hallaç kirişini birbirine karıştırıp, Eki romanlarda resimlerini gördüğüm seyyar mızıkacılardan hallaca, hallaçtan seyyar mızıkacılara bir saniyede gidip geldim. Yaz yeni başlamıştı. O gün ilk sıcaktı. Vapur bekliyorduk. Gelen vapurdan iskeleye öyle insanlar indi ki, her gün İstanbul kazan ben kepçe dolaştığım halde onlara rastlamamıştım. Kimlerdir, ne iş yaparlar, nasıl yaşarlar, nerede otururlar, ne dertleri var? Şu uzun saçlı bir keman hocasına benzeyen adam kim olabilir? Bu harbi umumi ihtiyat sabiti halini muhafaza eden kıranta adam o zamandan beri ne iş yapmıştı ki hiç değişmemişti. Üstünden, başından, bıyığından, saçından hala bir enver paşalık akıyordu. Vapurdan benim alakamı çekecek üzerinde üç dakika meraklanacağım hiç kimsenin çıkamadığı günler olur. Ama böyle günler vapurdan çıkanların üzerinde düşünmek istemediğim günlerdir. O gün öyle bir günümdü. Hiçbir yüzde düşünemiyorken hallacın kirişinden bir orta çağ ok atıcısına, oradan harp çalan mızıkacılara, oradan da bir ok hızıyla nur yüzlü kirişin sahibine kafam takıldı. Kısaca boyluydu. Ayağında lacivert karamürsel kumaşı bir potur vardı. Ceketini sırtına almıştı sarı zeminli küçük küçük kırmızı çiçekli gömleğinin yalnız boğazına tesadüf eden düğmesi ilikli ötekiler açıktı. Aradan beyaz kıllı kırmızı göğsü gözüküyordu. Yanımdan geçerken öyle iki açık mavi göz gördüm ki içim sevinç içinde kaldı. Şu dünyada daha tertemiz mavi gözlü bir hallaç baba vardı. Belki yetmişini aşmıştı çevik bir yürüyüşle yürüyor, geniş, kocaman tırnaklı elleriyle hala tokmak sallıyordu. Hala dünyadan ümitliydi. Akşamüstü güneş battıktan sonra tepemizde kalan gökyüzü renginde mavi gözleriyle dünyamızda namuslu hallaç baba masalını gezdiriyordu. O masalı hatırlamıyorum. Yalnız bir ses duyuyorum. Dız dız da dız dız. Vapurdan çıkan ötekilerin bütün vapur bekleyenlerin küçük büyük bütün günahları kimin başına olursa olsun hem hallaç babanın hafifçe kambur uzaklaşıp gidişiyle hemen hemen birdenbire çocuklaşmış, günahsızlaşmıştım. O gün sıcak bir gündü. Pamuk, yün şilteler attırılacak, pamuk tokmağı yiyip de kenara yığıldığı zaman bulutları hatırlatacak. Akşam olacak, hallaç baba Saçlarında pamuk kırıntıları, üstünde yün kokusu vapura binecek, Kasımpaşa'daki evine dönecek. Kuyudan su çekecek. İhtiyar karısı pırıl pırıl kalaylı maşrapayla ona su dökecek. Halaç baba yüzünü yıkayacak. Bıyıklarını sıvazlayacak, ağzını çalkalayacak, Allah'a şükredecek. Yün şilteler, pamuk şilteler, yastıklar, pumpa yastıklar her evde atıldığı gibi arada bir sizin evde de şilteler atılır. Bir akşam yorgun, belki de canın sıkkın eve dönersin. Bir de bakarsın ki yastığın davul gibi şişmiştir. Karyolan beyaz, tombul gebe bir kadın kadar iki canlıdır. Uyku nereden gelir bilinmez. Şu uyku, insanın sevgilisi gibi bir şey, gelmeyince sinirlendiriyor. Ama yatağın atılmış diye içinde hafif kuş tüyü bir sevinç vardır. O gün ne güzel bir gündü. Deniz ne serindi. Ne güler yüzlüydü sandallar, çocuklar, kadınlar. Sanki kimse kimseye bütün gün sövmemişti. Dünya yüzüne bir tek kötü lakırdı, kötü hareket, kötü düşünce o gün için, o günün başı için insan elinden, insan dilinden, insan kafasından çıkmamış gibi bir akşam oldu. Ben her zamanki gibi kimsesiz pazarımı bitirmiştim. Hayatımdan memnundum, hayattan da memnundum. Her şey ışıl ışıldı. Her şey mavi, akşama doğru kırmızı, sonra lacivert oldu. Bugün kimse ölmesindi. Bugün dövüş edilmesin, bugün kimse ağlamasındı. Akşama doğru vapur iskelesine gittim. Daha vapura vakit vardı. İki çocuk İskelen'in parmaklıklarında cambazlık yapıyor, bir adamda mini mini bir kız çocuğu elleri balık pulu içinde balık avlıyorlardı. İskelen'in hiç çırpınmayan bina gölgeleri düşmüş, denizi Monaco prensinin akvaryumu gibiydi. Güneş balıklarını lipsoslar, lipsosları mezgit balıkları kovalıyordu. Köyden güneş çekilmişti, yalnız İskelen'in yarısına yaldızlı bir ışıkla yıkıyordu onu tarifelerin asıldığı siyah tahtanın dibine çömelmiş gördüm. Yüzü kıpkırmızıydı. Bugün iyi çalışmış olacaktı. Yüzünde iskeleye inerken ki pembelik kalmamıştı. Çok kanlıydı. Mavi gözleri uçuk, korkuluydu. Yanında durdum. Yüzüme baktı. Yorulmuşsun baba, dedim. Yoruldum, dedi. Hiç yorulmazdım, bilmem nasıl oldu. Sahi mi baba, dedim. Hiç yorulmaz mıydın? Tam 78 yaşındayım. Hiç yorulmamıştım. Allah daha ziyade etsin. Olur bazen insan. Yok olmaz, dedi. Ben yorulmazdım. Ben hiçbir iş görmedim yine yoruldum. Olur böyle şeyler. İşsizlik insanı yorar, dedi. Mavi gözlerini yine gözlerime verdi. Hafifçe kanlıydılar. İhtiyar hallaç çok derinden bir nefes aldı. Ben yine, olur böyle şeyler, dedim. Evet, dedi demek oluyormuş. Karadenizlisin değil mi baba? Evet, Karadenizliyim. Bugün çok mu şilte attın? Bilmem ki, dedi. Çok da değildi. Sonra bir günah işlemiş gibi. Ama Allah bereket versin. Bilmem daha ne sordum. O ne cevap verdi? Aradan günler geçti. Unutmuşum. Çalışmaktan, Allah'tan, duadan, şilteden, pamuktan, yastıkla yorgandan, yorganına göre ayağını uzatamayandan, bir şilte bulamayandan, şiltede yatmaya alışık olmayandan söz açmıştık. Sonra o da yorulmuştu, ben de. En son, vapura daha çok var mı? demişti. Altı buçukta baba, Saat kaç? Gitmiş saate bakmıştım. Altıya yirmi vardı. Altıya yirmi var demiştim. Kafasını iskele binasının aşı boyaları ellere, elbiselere çıkan duvarına dayamış, şiltelerin pumpa gibi şişmiş yataklarında bu akşam için hafifçe uykuları kaçacak, yerlerini yapmaya, ihtiyatlarını bulmaya çalışacakların, tozu, dumanı, kiri, mikrobu, sinmemiş mavi gözlerine titrek, adeta şeffaf, açık çürük renkli, damarlı bir göz kapağı indirmiş, hallaç baba uyumuştu. Ben yürüdüm gittim. Rıhtımda bir aşağı bir yukarı dolaşanları seyre müsait bir iskemle de düşünmeye daldım. Birdenbire iskele tarafından bir takım sesler geldi. Oraya bir kalabalık toplandı. Merak ettim. İskeleye vardım ki hallaç baba sarı gömleğini yuvarlak, kocaman tırnaklarıyla koparıyor, kesik kesik soluyordu. Etrafına insanlar toplanmıştı. Mavi gözleri korkudan büyümüştü, yüzü morarmıştı. Gömleğini ara sıra bulamayan tırnakları göğsünden beyaz kıllarını koparıyordu. Durmadan, ''Ölüyorum, ölüyorum, ölüyorum, Allah, Allah'' diyordu. Bir ara mavi gözleriyle yüzüme baktı. Bilmem tanıdı mı? Yoksa beni doktor mu sandı? Doktor! Dedi. Eczaneye koştum. İhtiyar belediye doktoru ağır ağır isteksiz beraber geldi. Yolda, kalp krizi olacak, dedi. Çok mu ihtiyar? 78 yaşındaymış doktor, dedim. Öyleyse gidiyor, dedi. Biraz adımlarını sıklaştırdı. Hallacın yanına vardı. Nabzını tuttu. İhtiyar hala kendindeydi. Mavi gözleri sanki susmuşlardı. Doktora ümitle, ümitsizlikle hala insanca bakıyorlardı. Doktor, ölecek miyim, ölüyor muyum? İğne yap bana doktor, diyordu. Birkaç defa daha Allah'ı andı. Sonra sustu. Mavi gözleri açıktı. Ama artık insancasına bakmıyorlardı. Yüzü, Şimdi yer yer sapsarı, soluk, yer yer mordu. Üç dört kişi karga tulumba yakaladılar, eczaneye götürdüler. Sanırım bir kafur kokusu duydu. Büyük bir korku, bir ter alnını, gözlerini kapladı. Ben çekildim. Hallaç baba 15 dakika sonra ölmüştü. Gittim baktım. İlaçların yapıldığı sıra sıra kutular, etiketler dizili, Yaz günü serin eczane kokan imalathanede gözleri küçük havanlara dikili yatıyordu. Mavi yüzü adeta korkusuzdu. Rum eczacı gözlerini kapadı. Bitmişti her şey. 78 senelik dız dız durmuştu. İhtiyar belediye doktoru sanki genç olsa kurtaracakmış gibi, çok ihtiyardı, dedi. Ertesi gün iki delikanlı gelip, babalarını eczaneden aldılar. Pembe pembe yüzlü, kocaman başlı, maviş maviş gözlü çocuklardı. Küçüğü, uy baba diye ağladı. Şimdi her sene şiltelerimizin mikrobunu, tozunu, bu al yanaklı, kocaman kafalı, kalın dudaklı çocuklar yutmaktadır. Vapurdan günlerden bir gün bir harp bir de köpekle seyahate çıkan iki öksüz çocuğun romanını bana hatırlatan hallaç babanın, bütün varını yoğunu babasının ölüsünü götürecek motora harcamış çocuklarından ikisi in.